bağımsız. Şimdi işte zaten görüyorsunuz. Anadolu satelitten geliyor. Sondaki satmada ülke olması geliyor. İstanbul, Türkiye'yi başardık. Daha iyi olacağını düşünüyoruz. O şekilde kurdu. Ben sonradan katılan üyelerim. Yaklaşık 10 küsur sene önce kuruldu. Kuruluşunda kurucular genellikle radyo amatörlüğüydü. Fakat Türkiye çapında bir dernek olduğu için farklı yerlerden, farklı üniversitelerden de hocalar olsun, bizim üyelerimiz hala devam ediyor. Şurada kısa bir zaten size zaten görecek olursanız, bizim misyonumuz nedir? Yazıyor. Vizyonumuz nedir? Oraya gidiyor. Bütün amacımız şu, aslında biz kendimiz yapalım da işte oh, başımız göğe değişsin diye bir şeyimiz yok. Biz işte kendimize uzay sevgi anlatıyoruz. Bu konudaki merakımızdan, içimizde olan meraktan, bir takım uydu üstünde çalışacak arkadaşlara destek olmak. Aslında sizin gelişmenize yardımcı olmak. Yoksa biz 60'dan çok da önemli değil. Size ne kazandırabilirsek bizim bütün amacımız bu. Yani derdimiz sizsiniz. Başka kimse değil. Kendimiz değiliz. Bunu çok net söyleyebilirim. Şimdi bunları yapmak için çeşitli çalışma gruplarımız var. Burada listesini görüyorsunuz. Projenin yönetimi, kentsel çalışma modülü. Bilgisayar yük modülü. Çünkü artık günümüzde biliyorsunuz alıcı veri sistemleri software tabanlı olmaya başladı. Bu yüzden artık yazılımla yönetilebilir. Bir takım transceiver'lar falan tasarlıyoruz, yapıyoruz. İşte amatör uydunun laboratuvarı, entegrasyonun testleri, bütçe finans takımı, en zor iş o. Proje alt yöneticileri, bunları gruplara böldük biz. Yani mesela oturup ben kendi başıma bir tane grup tasarlamıyorum. Bizim kendi alt gruplarımız var. İşte onu aşağıda görüyorsunuz. Yer istasyonu, anten, ondan sonra uydun entegrasyonu, regülasyonlar, zaman zaman kurallar değişebilir. Basınla halkla ilişkiler, işte bir şey olduğu zaman bir basına tanıtmak, onlar gibi. Hukuk danışmanlığı önemli. Mesela basının için örnek vereyim. Uzay hukuku olduğunu düşünüyor musunuz hiç? Uzayda kız kavga ettiniz birisiyle. Ne olacak? Duran kazanır, açıp sözü. Öyle bir şey yok. Alan kazanır, bayrağı diken kimse orası olmaz. Yani uzay hukuklarına böyle bir şey yok. Yazılım geliştirme takımı. Bütün bunlar üstünde çalışacak yazılımları arkadaşlar çalışıyorlar. Ve bunu gönüllülük esasına göre yapıyoruz. Yani biz hepimiz aslında iş güç sahibi insanlarız. Halen aktif olarak çalışmaya devam ediyoruz. Boş zamanlarımızda işte hafta sonları gidelim, sağda solda eğlenelim gibi bir şeye sapmıyoruz. Neredeyse hayatımızın büyük bir parçası oldu. Ki ben bunu size tavsiye ediyorum. Ne kadar yaparsınız, yapmazsınız bilmiyorum ama bu çok önemli. Burada bir abi nasihati vermek isterim size. Hepiniz mühendis plan yapıyorsunuz değil mi? Şöyle düşünün. Yaptığınız bir iş neyse, %100 başarılı olmasını istiyorsanız benim size tavsiyem onunla empati kurun. Bir makine demeyin. O makineyle empati kurun. Bulunduğu ortamla empati kurun. Sanki siz oymuş gibi davranın. O zaman hakikaten onu daha iyi anlayabilir, nelerin fazla, nelerin eksik, nelerin yapılması gerektiğini daha iyi karar verir, daha iyi yaparsınız ve kesin sonuca ulaşırsınız. Yoksa bir yerde çalışıyorsunuz, işte ya Hüseyin şunu yap diyorlar, sana işte kafana göre yaptın. Acaba tam olarak o işe uyacak mı, uymayacak mı? Bunlar muazzam bir zaman kaybediyoruz. Ama yaptığınız işte empati kurarsanız, empati adamın insanla kurulmaz çünkü, o makine elinize aldığınız zaman onu hissetmeniz gerekiyor, o işi hissetmeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Bu şeye, bu özelliğe sahip olursanız siz iyi bir mühendis olursunuz. Bu da size bir abi nasihatim olsun. Bizim bütün arkadaşlarımız öyle. Çünkü biz bu işi hakikaten sevdalı var. Yani kimse bizi zorla orada tutmuyor. İstediğimiz zaman da çekip gitme özgürlüğümüz de var. Değil mi Sayın Mekan? Ama biz bunu yapmıyoruz. Ne pahasına olursa olsun oradayız ve çalışmaya devam ediyoruz. Bir web sayfamız var. Tamsat.org.tr. Orada neler yaptığımızı, üyelerimizi, ne zaman kurulmuşuz, işte yazdığımız yazıları,
uyguları filan oradan takip etmeniz mümkün. Neler yaptık mesela? Şurada bir takım resimlerden bahsedeceğim. Bir de dersimiz olduğu için böyle kısa kısa geçeceğiz. Resimlerde bahsedeyim. Ben şöyle özellikle anlatayım. Zaman zaman okullarda bir ya da daha sulandırılmış haliyle sunumlar yapıyoruz. İşte bir takım devlet büyüklerini ziyaret ediyoruz. Bize bir faydası olur mu diye. Ama pek faydası olmuyor. Bütün faydası neyse, siz neyseniz kendinize faydanız olur. Başka bir iş olmuyor. Çünkü bu çalışma henüz ülkemizde çok net anlaşılmış değil. Bunun faydaları anlaşılmış değil. Yani biz henüz uzayı pek çözmüş durumda değil. Bunu çözdükleri zaman son derece yüksek karlı bir iş olduğunu ve bu işte personel ihtiyacının çok fazla olacağını fark etmeleri gerekiyor ki bence bu yakın, çok da uzak değil. O zaman görecekler. Bir kısım özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ortak çalışmalarımız oldu. Şu an sayısını hatırlamıyorum. 5 adet uyduğu CubeSat'ı ortak tasarladık. Bunların transceiver kısımlarını ortak tasarladık. Bazı bölümlerini ortak tasarladık. Yani bizim de o giden uydularda mesela CubeSat 1 ya da CubeSat'lar öyle söyleyeyim. Havelsan'a yolladı, Harbokun'a yolladı, efendim, Aselsan'a yolladı, bütün uydularda bizim parmağımız var. Bunların dışında sadece tabii CubeSat'la da ilgilenmiyoruz. Dedim ya, uzay bizim artık bir hobimiz oldu. Hobimiz olduğu için de çok seviyoruz. Ankara Üniversitesi ile de şu sıralarda ortak çalışmamız var. Çok eskiden kalan bir anteni, güneş gözleme antenini yeniledik. Mekanik olarak yeniledik. Anten olarak da yeniliyoruz. Onu sadece güneş gözlemleri, güneş patlamalarının gözlemleri için değil, antenin imkan verdiği sürece, örneğin bir Jüpiter'in gözlenmesi ya da hidrojen gibi takım gözlemler yapabilecek hale getiriyoruz. O tür çalışmalarımız var arkadaşlar. Efendim, küçüklerle ilgileniyoruz. Bazı bir kere yaptığımız daha önce Enlisi'nin tarihi Giresun'da mıydı? Nabzon'da mıydı? Giresun'da, Keşap'ta. Keşap'taki bir okulda küçük çocuklara, ilk öğretim çocuklarına uydu zehiri verdik. Çocuklarla böyle. Onlar orada minik uydular yaptılar, kartonla. Çok sevindiler. Artık inşallah geceleri rüyalarına giriyordur. Anten sistemleri geliştiriyoruz. Şu şeylerde gördüğünüz, biraz sonra ileride onlardan bahsedeceğim biraz sonra. Bunlar bizim faaliyetlerimizle ilgili resimler. Elektroniğin olduğu her yerde varız. Sadece yani dediğim gibi uyduyla ilgilenmiyoruz. Elektroniği, anteni, uzayın olduğu her yerde ilgileniyoruz. Mesela burada bahsettiğimiz takım çalışmalar, sadece ziyaretlerimiz. Onlarla ilgili resimler. Şurada yemekle ilgili bir şeyler var. Tamam, onları geçelim tamam. İşte basında bir takım yer alıyoruz. Neler imal ettik bugüne kadar? EPS ile ilgili üstünde çok çalıştık. Yaklaşık bir sene falan çalıştık. Bir EPS tasarımımız var artık. Elektrik power sistem bilgimleri. Ona bizim çalışma grubundan bir arkadaşla ben de işin içindeyim. 10 santim kart üstünde bir aküyü şarj edebilecek. Ve CubeSat içindeki elektronikleri besleyebilecek bir devreyi tasarladık. Şu sıra üstünde çalıştığımız çok güncel olan anten sistemi. Açılabilir bir anten sistemi tasarlıyoruz. Bu anten sistemi hatta ilk olacak. Belki dünyada bilmiyorum daha önce bir şeye müsaade olmuş mu. Normalde yapılan antenlerin her bir parçası monoblok'tur ve tek frekans için çalışır. Biz bunu zorluyoruz. İki frekansta çalışması için özel bir anten tasarımı yapıyoruz. Bununla ilgili işte yine bizim görevimizden olan bir arkadaşla birlikte tasarımlar yapıyoruz. Testlerini ve simülasyonlarını yapıyoruz. Tahminimiz 7-8 ay sonra masanın üstüne koyabilecek bir hale gelecek. Niye bu kadar uzun süre edecek olursanız dedim, biz zaten çalışıyoruz. Yani değirmenin suyunu bir şekilde çevirmemiz gerekli. Bir de malzeme arkadaşlar çok önemli burada. Yani aklınıza olan bu anten bu kadar basit. Bir zımbırtı niye bu kadar zor olabilir? Geçen resimlerde göstermiştim. Anten açılıyor yani içine katlanıyor. O silindirik olarak katlanıyor
anten. Sonra ona release ettiğiniz zaman açılıp düz halde kalması lazım. Sıkıntı burada. Yani bir malzemeyi bulursanız bana da söyleyin. Bildiğimiz birkaç malzeme var. Bunun mekanik tasarımları ve anten olarak çalışması için elektriksel özelliklerin uygun olması gerekiyor. İşte bütün bu özelliklerden dolayı zaten o gördüğünüz malzemeler oldukça pahalı malzemeler. Özel tasarımlar gerekiyor arkadaşlar. Bu yine bizim bir derece aldığımız bir çalışma. NASA'nın bir çalışmasıydı. İşte burada arkadaşlardan şurada derler zaten. Tabii ki görev kurulan kenarlar. O benim. Orada bir çalışma yaptık. Mars'la ilgili arkadaşlar Mars'ta değil. Burada arkasında Mars kenarı oldu. Orada bir derece aldık. Yani sonra baktık ki iyi oluyor. Bundan sonra o tür yarışmalara gidecek arkadaşları desteklemek kararı almıştır. Şurada gördüğünüz saatçiyi tasarladık. Çünkü sadece olay uydu değil. Eğer bir gün uzaya gidilirse, bizim kendi alanımıza konuşuyoruz, orada pek çok şeye ihtiyaç olacak. Bu yukarıda gördüğümüz saat parçası aslında bir plastik kutu içinde bir takım sensörler devreli olan bir şey. Bunu bir günde tasarladık hepsini. İşte hatırladığım kadarıyla insan sıcaklığını, efendim işte nabzını, şusunu, busunu ölçüp telemetre olarak kaydeden bir şey. İşte adam işte herhangi bir yerde işte uzay çalışması falan gibi kolumları var. Bir müddet sonra işte diyecek ki abi senin kilometren doldu geri dön. Mesela böyle bir tasarım yaptık. Bu da bizim çalışmalarımızdan bir tanesi arkadaşlar. Şurada hepinizin daha önceleri çok sık görüp sıkıldığınız artık 3 saat resimleri var ama önemli olan şu yazılar. Bizim nelere katkıda bulunduğumuz eksiğiyle olarak yazılıyor. Uydular. İşte bir TÜPSAT 1, TÜPSAT 3 ULUSAT, bir ISAT, HAVELSAT, tamam 5'i de bulacağız. Bu varsa bütün bunlarda tasarımlarında katkıda bulundu. Hardware olarak yaptık, verdik, takıldı, üstünde gitti yani. O tür çalışmalarımız oldu. İşte size daha önce anlattığım işte yer istasyonudur. Şu bunlar bizim eski sunumlardan kalan şeyler. Yer istasyonları falan nasıl olacak? Şu da bizim mesela yaptığımız biz house piece'in keeping devresi. Bunu da biz kendimiz tasarladık. Bizim iddiamız, yani söylediğimi hatırlamıyorum ama bunu tamamını kendimiz tasarladık. Yapamadığımız, başarısız olduk. Tek şey